Merhaba sevgili Medya 24 takipçilerimiz. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu hafta sizlere 2021 yılında neler olacak, neler bitecek tek tek burçları anlatacağım. Elbette ki burçlara girmeden önce bir de zodyak tablosunun bizlere astrolojide sunduğu gerçekler var. Bu gerçekleri de göz ardı etmeden, atlamadan şöyle bir bakalım. Ne var? 2021'e ne ile giriyoruz? Bir kere 2021'e Satürn Kova'da diye giriyoruz. Ama Satürn Kova'da daha önce olmuş muydu? Evet, olmuştu. Ama bu sefer komşu gezegeni olan Yay grubuyla birlikte, yani Jüpiter'le giriyor. Jüpiter'in bizdeki anlamı nedir? Bolluk, bereket, yaşam tarzı, inançlar, merhamet ve yardımlar anlamına gelir. Jüpiter'in bizlere vermiş olduğu budur. Ancak bolluk bereket derken burada tutulumdan sadece Jüpiter'den bunu almıyoruz. Kova nedir? Kovanın içine su koyarız ve bir su bizlere enerji verir. Su enerjisi biliyorsunuz. Yani hava grubu olan kovalarda kovanın işe yaradığı tek şey sudur. Bir şeyler taşımaktır, getirmektir, götürmektir. Bunun anlamı aynı zamanda hizmetler, yapılanlar, görüşler, yayılma, çoğalma. Bereket buradan geliyor. Şimdi komşu grupta olan Yay'dan, Jüpiter'den geçiş yaparaktan Satürn Kova'da ve girişler oldukça bereketli, nazik, inançlı gibi görsek de 2021'i, ancak içine girdiğimiz zaman 2021'in bizlere bazı tutulumlarda, bazı dolunaylarda hiç de o kadar iç açıcı şeyler söylemiyor olabilir. Ben bu videoda hiç kimsenin morali bozulsun istemiyorum. Onun için öncelikle kendim olumlama yapıyorum. Düşünüyorum ki sizler de olumlu düşünün. Yani dünyaya, evrene bir enerji mesajı verelim. Olumlu enerjiler verelim ki negatiflerden ritüellerimizle arınalım diyorum. Elbette ki 2020'de çektiğimiz birçok sıkıntılar oldu. Bu dünya olsun, Türkiye olsun, bireysel olarak aile içi olsun vesaire çektiğimiz çok büyük sıkıntılarımız oldu. Ama heyecanla 2021'i bekliyoruz ve diyoruz ki İnşallah 2021'de bunları görmeyeceğiz diyoruz. Ama maalesef ki göreceğiz. Dünya tarihinde öylesine olaylarla karşılaşacağız ki, "Aa, bu da olmaz ki." denilecek tabloları da görebiliriz. Yani Orta Asya'da bir kişiye suikast, yani bir başbakana suikastle dünya sarsılabilir. Ancak bu durumda bu suikastlerden savaşlar çıkabilir. Bu savaşlar hani Allah Allah nida sesleriyle top tüfek değil de tabii oturduğu yerde bir düğmeye basmakla da savaş oluyor. Politik durumlarda çok heyecanlı, birbirlerini dinlemez, bir türlü inanmaz, güvenmez bir politikayla karşı karşıyayız. Bu sırf bizim ülkemizde değil ama bütün dünya liderleriyle ilgili olacak. Amerika'dan gelen bir sert rüzgarlar olacak. Dünyayı etkileyecek. Bu sert rüzgarlarla birileri astığım astık, kestiğim kestik, benim dediğim olacak, ben boyun eğmem, şu olmam, bu olmam derken tabii ki bu söz düellosuna da girebilir, savaşlara da girebilir, her türlü ucu açık durumlara girebilir. Ekonomide, dünya tarihinde
hiç olmadığı kadar tüm ülkelerde de bir ekonomide çöküşler olabilir. Her ne kadar biz Jüpiter'e bolluk, bereket, neşe, eğlence, geziler desek de ama Satürn bizleri bazı gerçeklerle karşılaştırıyor. Çünkü dördüncü ayda yani Nisan'da bir Mars kavuşması görüyoruz. Mars nedir? Kızıl gezegendir. Ateşten bir gezegendir. Yani adına da bu yüzden ateş grubu denilir ve koç aslanlarla bağlantısı vardır. Çünkü koçların bağlantısı zaten öz yöneticisi Mars. Aynı zamanda akrepte de var. Ama aslan denilince evrende aslan güneşi ne yapıyor? Güneş onun enerjisini alıyor ve çünkü onun güneş grubunda olduğu için yani ateş grupları döneminde bir hayli kızgın, öfkeli bir toplum, isyanlar vesaireler gibi şeyler görebiliriz. Peki, dünya bunları yaşarken biz ne yapalım? Öncelikle şunu yapabiliriz. Herkes kendi üzerine düşen görevi. Dostlarımızı, eşlerimizi hiçbir zaman için kırmamaya özen gösterelim. Dostluklarımızı pekiştirelim. Daha çok birbirimize bağlanalım. Birbirimizin sözünü dinler duruma gelelim. Ortalığı yatıştıralım. En azından dış etkenlerden herkesin çevresi etkilenmedikçe demek ki yavaş yavaş dünyaya, topluma sinerji yaymış oluyoruz. Ve bu sinerjiyle en azından insan kitlesi bir araya gelir demektir. Hayvanlarla öç almaya kalkmayalım. Çünkü hayvanların gerçekten benim kendi inancıma göre biz hayvanların ekmeğini yiyoruz. Onlara verdiğimiz bir lokma ekmeğin rızkın nimetlerinden faydalanıyoruz. Böyle düşünelim. Onlar çünkü toplumun sessiz canları, Rabbim onları sessiz yarattı. Ama ahiret geldiğinde onlar konuşacak, biz susacağız. Bu zaten Kur'an'da da böyle yazıyor, bunu da biliyorsunuz. Peki depremlerle ilgili ne düşünüyorsunuz Binnur Hanım diyebilirsiniz. Türkiye biliyorsunuz bir deprem kuşağı. Her an, her yerde, her zaman deprem olabilir. Bunu yani söylemek çok da farklı diğer astrologlardan farklı bir şey değil. Ama işte şurada şu burada bu dememiz için ama devamlı Türkiye'de bir sallantı oluyor. Ben depreme daha çok dikkat çekmekten fazla sel, su ve çığ afetlerine daha çok dikkat ediyorum. Ve bu doğuda çok fazla, çok şiddetli 2021'de hatta birçok evlerin çığ altında veya insanların çığ altında veya selle boğuşurken görebiliriz. Ama doğu tarafında. Elbette ki doğu tarafında bizim insanlarımız. Her ne kadar hangi ülke olursa olsun bizim insanlarımız. Çok enteresandır ki Avrupa'da belki de tarihinde en az deprem görmüş ülkelerinden birilerinde de büyük bir deprem haberi bekliyorum ben. Bu ne zaman mı? 8. ayda gerçekleşebilir. Avrupa'da önemli bir deprem olacak ve Avrupa gerçekten iyi bir sallanacak diyorum. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Ekonomide herhangi bir iç açıcı durum söyleyemiyorum. Tam tersi birçok çok önemli şirketlerin bir battığını görüyorum. Ama radikal kararla da bazı yönetimlerin değişeceğini de görüyorum. Özellikle bu suikastten sonra yani o suikastten sonra değişen birçok ülkeler olacak diyorum. Bakalım 2021 yılında burçlar ne yapacak?